bazen yoruma bile imkan vermeyecek durumlar. Allah aşkına şu durumu Türkiye'den başka nerede görürsünüz? Biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkınca otomobilde patlama meydana geldi. İki arkadaşın vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Durumda bu. Allah'ınızı seversiniz. Yani burada akıl nerede? Burada akıl nerede? Tabii ki şifa diliyorum kendilerine ama zerre kadar insanın düşünme kabiliyeti olmaz mı ya? Yani şu hale bakın. Biri gaz açıyor, biri sigara doldurmaya kalkıyor ve kıyamet kopuyor. Şimdi bunu yapan bir insan tipinin olduğu bir yapıda ne diyeceğiz? Devam edelim. Bir başka tabloya daha bu acayiplik gibi. Alışveriş poşetleri 38,5 kuruş oldu. Aha işte bu. Erdoğan'ı götürecek olan yani düşünsel olarak zor durumda bırakacak olan meselelerden birisi bu. 28-25 kuruştan 38,5'a çıktı. Size soruyorlar markette orada burada alışveriş yaparken poşet ister misiniz diye. Ya yanınıza almadıysanız boş bulunduysanız ver evladım iki tane diyorsunuz. 50 kuruştu eskiden. Şimdi 40 olsa 80 kuruş haline geliyor. 4 tane alsanız başka bir şey. 2 günde bir alsanız başka bir şey. Artık yeniden file dönemine geçsek iyi olur diye düşünüyorum. Fakat yani bu tablo karşısında insanın neredeyse aldığı hava, soluduğu havanın bile yarın bir gün fiyata tahvil edileceği, yani paraya tahvil edileceği bir dönemdeyiz. Kepazelik mi dediniz? Kepazeliğin de ötesi bu. Devam edelim. Bu arada öteki şeyinden alıyor Ali bunları sitesinden alıyor. Çünkü öteki sitesi Ali'nin arkadaşlarıyla birlikte yarattığı bir site. Oraya üye olmanız güzel. Renault ile ilgili çok ilginç, matrak bir haber var. Bir hanımefendi bunu yapıyor. Aldığı arabada problem var galiba ve aldığı arabada problem olduğu için arabayı kaldırıyor. Onu bir gösterelim. Yukarı çekiyor ve çektiği arabayı oraya koyup Renault'u protesto ediyor. Alın size bana verdiğiniz araba diyor. Valla kusurlu aracını vinçle bayi önüne koyan bu hanımefendi biraz maliyetli bir iş yapmış ama gerçekten yaptığı iş aslanlar gibi, kendisini kutluyorum. İşte protesto, işte tırnak içerisinde yurttaş devrimi. Bunu da görmüş olduk böylece. Helal olsun diyorum. Öyle tabii biraz o da para istiyor falan filan. Evet, ENAG yıllık enflasyonu 122,88 olarak açıkladı. TÜİK ise %47 olarak açıkladı. Yani yarın bir gün alışverişleri yaparken 47,83'ten yapacaksınız. Ama hakikatte %22 dolayında bir rezaletle karşı karşıya olunmuş olacak. Grafik de böyle. Artık ENAG'ı kim hazırlıyor? Efendime söyleyeyim, şeyi kim hazırlıyor? TÜİK'i kim hazırlıyor? Vebali boynuna. Bana sorarsanız %122 değil %200'lere neredeyse pek çok üründe varan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Kimse kim ki %22 falan gibi kendini aldatırsa hı deriz. Çünkü çok daha fazla. %47'ler falan hiç yok. Nasıl olacak önümüzdeki günlerde tablo göreceğiz. Bu da bir başka mesele. Enflasyon, çünkü birçok şey kiraydı vesaire, enflasyon üzerinden sözleşmeler yenilenecek. Alacak verecek meseleleri, ücret artışlarının çoğu buna göre yapılacak. Yılbaşı geliyor ve bu veriler hakiki veriler mi, hep beraber tartışacağız. Bunun üzerinden de kıyamet kopacak. Onu da size söyleyeyim. Bu Mehmet Şimşek uygulamalarında hep beraber battığımızın ve aslında Mehmet Şimşek'in patronları düşünürken bir yandan da ülkede denge kurmak için affedersiniz poponuzdaki donu da alacağına dair önemli bir gösterge. Bunu da buradan söylemiş olalım. İstanbul'un suyu bitti. %68 doluluk oranı olduğu söyleniyor. Pardon, 68 günlük bir su kaldı. Doluluk oranının %37 olduğu. Dolayısıyla eğer bu şekilde devam ederse, ki öyle görünüyor Ağustos ayının, İstanbul'da büyük büyük bir çok büyük bir felaket yaşanacağı anlaşılıyor ve görülüyor. İstanbul'un denizden suyu arıtarak içme suyu veya da kullanma suyu yapması projesi deprem kadar önemli bir projeydi. Türkiye su fakiri bir ülke. İstanbul'da su fakiri bir il. Bunu kimse konuşmuyor, konuşamıyor. Ama eğer böyle giderse hemen yakın zamanda su
krizi başlayacak ve su krizi başladıktan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlere fena gidecek. Tanrı da burada bakalım iktidara mı yardım edecek yoksa muhalefettekilere mi yardım edecek? Kimin şeyi nefesi daha güçlü göreceğiz. Kiminin Tanrı katında makbul vatandaş olduğunu göreceğiz. Ekrem Bey bu işi yani susuzluk meselesini artık nasıl çözer bilemiyorum ama çözemediği takdirde seçime çok ağır bir fatura ödemek üzere girmiş olacak. Bunu da burada notlar arasında söylemiş olalım.